Arkadaşlar merhaba. Kripto Teknik kanalına hoş geldiniz. Bitcoin adeta veya maalesef diyelim top gezdirmeye devam ediyor. Hala 20 binin üzerinde maalesef kalıcı olabilmiş değiliz. Peki bu fiyatlar böyle nereye gidecek? Bitcoin ve altcoin yatırımcısı daha ne kadar bekleyecek? Piyasada hangi önemli gelişmeler var? Hepsine şöyle bir bakacağız. Altuğ nasılsın, iyi misin? İyiyim Oytun, evet maalesef sevimsiz bir piyasa ayının en fazla hissedildiği dönemlerdeyiz. Bitcoin neredeyse değil fazlasıyla hatta 11 gündür aynı bant içerisinde gidip geliyor. Yani hiçbir şey olmuyor aslında, fiyatta böyle stabil coin'e bağladı. 20 binden işte 500 dolar aşağı 500 dolar yukarı en fazla şeklinde ilerleyip gidiyor. Açıkçası hani sanki bana artık kırılım yaklaşıyor gibi geliyor. Konuşacağız analiz kısmında. Bakalım, birkaç önemli haber var. O haberlere değinelim. Artık bir hareketi göreceğiz gibi duruyor. Maksimum 1-2 güne. Bitcoin tarafında fiyatlanma kısmı sıkıcı ama birazdan teknik analiz kısmında daha detaylı konuşacağız. Oraya gelmeden evvel birkaç tane haber var, onları verelim. Onun üzerinden ilerleyelim. Şimdi tabii gündem vakit yaktaştıkça iyice Ethereum'un Merge tarafına kaymaya başladı. Bu arada Ripple'ın avukatından çok enteresan bir açıklama geldi. Bu Ripple'daki merge süreci, birleşme süreci, daha doğrusu Proof of Stake'e geçiş süreci Ethereum başına bela olacak diyor. Şöyle bir Ethereum başına bela olacak diyor. Ethereum diyor merkeziyetsiz bir yapıdan çıkacak diyor bu merge ile beraber ve diyor Sekin hedefi haline gelecek. Çünkü diyor şimdiye kadar diyor Sekin diyor Ethereum'u diyor Bitcoin'den ayırmamasının, Bitcoin sınıfına sokmasının sebebi diyor merkeziyetsiz olmasıydı. Ama diyor yeni sistemle beraber diyor Ethereum'un diyor validatörler diyor genellikle diyor belli diyor tekellerde toplanacak. Bununla beraber de diyor SEC diyor Ethereum'un tepesine binmeye başlayacak. Enteresan bir söylem. Yani ben önümüzdeki süreçte Ethereum'un SEC'le alakalı bir sıkıntı yaşama ihtimalini çok zayıf görüyorum açıkçası. Ama Ripple'ın avukatının kalkıp böyle bir şey söylüyor olması tabii ki haber değeri taşıyor. Yani aslında ben çok sürpriz olmayabilir. Yani bu zaten son dönemde sürekli yapılan sansür muhabbetinin falan bir benzeri. Bir açıdan daha haklı. Neye göre haklı? Yani şimdi Ethereum Proof of Work'teyken hani belli madencilik havuzları tamam kuvvetliydi ama genel olarak böyle herkesin daha rahat dahil olabileceği bir sistem vardı. Şimdi Proof of Stake'de elinde token'ı olanlar daha fazla söz sahibi olacak ve bir tık daha merkezi olacak. Yani zenginin kontrolünde olan bir sistemdir. Proof of Stake'in genel yapısı bu. Böyle yani parası olanlar doğrular ve bunun üzerine sistem gider. Tabii ki bugüne kadar Sekin hani Ethereum'u Proof of Work olduğu için emtia sınıfına aldığı da bir gerçekti. Ben söylediklerinde bir doğruluk payı olduğunu düşünüyorum. En azından hani bu zamana kadar SEC hiçbir Proof of Stake altyapılı parayı emtia olarak gördüğünü açıklamadı. O yüzden Ethereum'da bir böyle hangi sınıfta olduğuna yönelik bazı tartışmalar da gelebilir. Tabii ki zaten bu sansür muhabbetlerini de hatırlıyorsun. Proof of Stake olduğunda kalkıp devlet validatörlere kardeşim şu cüzdan işlemlerini onaylamayın derse ne olacak tartışması zaten hala sürüp duruyor. Yani Ethereum'a getirisin mi götürüsün mü daha çok olacak kavgaları sürekli veriliyor. Ben tabii ki getirisinin daha fazla olacağı yönündeyim ama Ethereum merkezsizlikten bir tık uzaklaşmış olacak gibi yorumlarına da katılmıyor değilim. Evet, bunu biraz zaman gösterecek. Tabii Proof of Work algoritmasında da biliyorsun yine havuzların elindeydi. Yani baktığın zaman orada havuzun gibi. Bitcoin'de de öyle keza. Yani hani önceki süreçte de bu böyleydi. Hatta biliyorsun Binance'ın Bitcoin'leri çalındığı zaman rollback yapılma muhabbeti konuşulmuştu Bitcoin tarafında. Birkaç tane madenci havuzu bunu destekleseydi böyle bir şey yapılabilecekti. Sonra Binance'ın kendisi vazgeçti bilmem ne falan filan. Yani hani Proof of Work algoritmasında da tam bir merkeziyetsizlik aslında söz konusu değil. Orada da yine havuzların elinde ciddi anlamda bir güç var. Ben birazcık şu açıdan da bakıyorum Altuğ. Yani şimdi tabii Proof of Stake algoritmasına geçildiği zaman müesses nizamla daha sürdürülebilir bir ilişkiye de kavuşabilmiş oluyorsun. Ya evet sansür muhabbeti kripto paraların kendi ruhuna, felsefesine aykırı bir şey. Ama yarın öbür gün çok daha büyük devletlerle problem yaşanmaya başlandığı zaman bu tarz müdahaleler bu kripto paralara, yani bu tarz müdahalelere açık olması kripto paraların devletlerle iyi geçinmesine yol açabilir. Biraz daha kontrollü merkezsizlik aslında. Evet, aynen öyle. O Kontrollü zaman bir iki merkezsizlik. ufak haber daha verelim. Bir tanesi bugün İngiltere'nin yani Birleşik Krallık'ın yeni başbakanı belli oldu.
Liz Truss. Kendisini biz nereden biliyoruz? Daha önce hatta ta 2018'den bu yana kripto paralarla ilgili olumlu tweet atmaları da biliniyordu. Kripto paraların potansiyelini işte hoşgörüyle karşılamamız lazım. Biz bu kripto paraları serbest girişim alanları olarak özgürleştirelim tarzında tweetleri vardı. Tabii ki böyle zamanda kripto ile ilgili bir sürü olumlu şey söylemiş birinin İngiltere Başbakanı olmuş olması genel olarak pozitif algılandı. Piyasada böyle bir ufak haber var. Buna değinmiş olayım istedim. İnşallah sonu da öyle devam eder. Çünkü hikayeyi biz en son SEC başkanından biliyoruz. Gary Gensler gerçekten kripto paralarla alakalı çok olumlu bir insandı. Birden koltuğa oturunca değişebiliyorlar ya. Yani. Bir SEC olumlu başkanı haber birden de çok değişti. Rusya'dan vereyim ben o zaman. Rus Maliye Bakanı Hadi açıklama yaptı kripto paralarla ilgili. Bu direkt Maliye Bakanı adam yani. Kripto paralar karşı olan bakış açımızı değiştirdik. Kripto paraların artık dedi bu uluslararası ödemelerde yasallaşmasıdır. Biz de destekliyoruz dedi. Yani ticarette dedi şehir yani nasıl desem, ülke içi ticarette kısa sürede böyle kullanmasını pek makul görmüyoruz dedi. Ama uluslararası ticarette Rus vatandaşlarını bir şekilde regüle edip bu hani hem para aklamasınlar hem KYC konusunda uyumlu hale geldikleri takdirde kullanılmasını biz destekleyeceğiz dedi. Yani burada aslında şunu destekliyor biraz da hani Rusya'ya yapılan bazı yaptırımları delmek için uluslararası ticarette vatandaşlarımız kripto kullanmasına izin vereceğiz çıktı aslında. Bu da bir tık pozitif algılandı ama öyle bir piyasa var ki hani her şey pozitif algılanıyor ama hiçbir şey fiyatlanmıyor desek yeridir. ay, piyasası kendi haberlerini beraberinde getiriyor ama zaten Rusya bunun öncesinde de çok önemli bir açıklama yapmıştı. Yani özellikle doğalgaz ihracatı ile alakalı isteyenlere rubleyle, isteyenlere dost devletlere kendi para birimleriyle, isteyenlere de Bitcoin ile satış yapabileceğini söylemişti. O açıklama da çok önemliydi. Tabii son süreçte Rusya'nın kripto paralarla arası bayağı iyi diyebiliriz. Ben de güncel bir habere geçeyim, biraz hafif bir haber. FIFA 2022 Dünya Kupası öncesinde NFT tabanlı bir koleksiyon serisi başlatacağını açıkladı, duyurusunu yaptı. Kupanın özel golleri, özel kurtarışlar ve özel anlar NFT haline getirip yayınlanacak ve koleksiyon halinde kullanıcılara Zaten spor sunulacak. koleksiyonunun Güzel bir ciddi haber. taliplisi var. Bu da NFT olarak Tabii da tabii. bence bir noktada yani her zaman Güzel değerli olur. olabilecek bir koleksiyon olduğunu söyleyebiliriz Tabii, herhalde. güzel olur. O zaman ben de Güzel olur. böyle bir çıtır çerez haber vereyim analiz kısmına geçmeden. Sandbox ve Renault, Kore Renault'su, Renault Kore yani bir ortaklıkla beraber Renault'yu Metaverse'e açmaya başladıklarını duyurdular. Yani Renault Metaverse üzerinde insanların işte Sandbox tabii ki altyapısıyla araçları kullanması, işte farklı marka deneyimleri sunacağını açıkladı. Önemli bir haber tabii. Ha yani bir açıdan şunu düşünüyorum ben. Tabii ki her markanın bu Metaverse'e girmesi istedikleri etkiyi yakalar mı, yakalamaz mı vesaire. O çok tartışılır bir şey. Metaverse daha çok emekleme aşaması bir teknoloji ama böyle bir ilgi var. Bu ya tutarsa biz de bunda bir köşe kapalım diye büyük firmalar, büyük markalar da böyle adımlarını atıyorlar. O yüzden Renault'un da Metaverse evrenine girmesi tabii ki Metaverse açısından, Metaverse'in geleceği açısından önemli böyle markaları içeri dahil etmek. Hadi bakalım Renault'a da hoş geldin diyelim Hoş Metaverse geldin evrenine. Renault bebek diyelim. Ve o Hoş geldin zaman deyip ufaktan Bitcoin tarafına yavaştan geçelim. evet Beğeni isteyelim, tabii like ki. isteyelim onunla Beğeni beraber isteyelim, de. like isteyelim. Videonun Bu arada şey de açıklamasında söyleyelim. bir Evet, şeyler de var. sen söylüyordun, sen tamam ben söyledim, sen söylüyormuşsun zaten, söyle. Evet, yeni YouTube kanalımızın linki videonun açıklamasında mevcut. İyi gidiyor. İki video yaptık. Şimdi üçüncü video geliyor. Güzel, çok düzenli olarak orada sohbet içerikleri, daha tartışmalı konulara gireceğiz. Yani malum ayı piyasasında burada böyle çok salıp yapamadığımız sohbeti o tarafta yapıyoruz. Oraya da yani bir dakika şimdi, bir dakika şimdi kanalına abone olmanızı öneriyorum. Videonun açıklamasında link mevcut. Evet, açıklama kısmına linki bıraktık. İkinci bölüm nafakaydı. Üçüncü bölüm bugün çektik. Cuma günü yayına giriyor. Bir iki gün içerisinde teaser düşer. YouTube tarafında kurgusu bitince hemen yükleriz. Üçüncü bölümün konusu da Z kuşağı geri zekalı mıdır diye bir bölüm geliyor. Oldukça biz eğlendik çekerken. Çok keyifli bir bölüm oldu. Biraz altıyla atıştık ettik falan ama keyifli oldu yani, güzel oldu. O yüzden o bölümü sakın kaçırmayın. Önceki bölümleri de muhakkak izleyin. Kanala da hemen şimdi aşağıdaki linkten abone olun diyelim ve analiz kısmına geçelim. Bitcoin biz bu yeni çekerken yine ve yeniden 19.870 dolar seviyesinde. Şu an önümde 4 saatlik grafik açık. Yani 26 Ağustos'tan bu yana aynı bant içerisinde iniyor, çıkıyor, iniyor, çıkıyor. 20 günlük
20 günlük değil tabii, 4 saatlik de 20 MA'nın bir üstüne çıkıyor, bir altına iniyor. O kadar yataya bağladı ki indikatörler, artık kısa vadeli indikatörler yanlış çalışmaya başladı. Biliyorsunuz bizim indikatörler videomuz var, indikatörler nasıl çalışır diye. İndikatörlerin doğru çalışmasının da en önemli gereklerinden bir tanesi volatiliteydi. Ve kısa vadede fiyat oynaklığı azaldığı için indikatörler de yataya bağladı. Tam bir kararsızlık piyasası mevcut. Hani hareketli ortalamalar bir derece hala iş görür gibi olsa da yani onun da pek bir işlev göstermediğini gördük. Şu anda tamamen ya desteğe gidecek ya dirence girecek. Tam top orta sahada duruyor. Ne tarafa gideceği belli olmayan piyasada da akıllı traderın işlem yapmaması gereken piyasadır her zaman. Bayağıdır bu kadar durgunluk görmüyorduk biz açıkçası. Bildiğim böyle piyasayı dondurdular. Ne istinaden dondu? İşte Amerika'da vay Fed'in faiz arttırımı ne kadar olacak onun tartışması var. Onu göreceğiz. İşte Perşembe olması lazım. Zaten Perşembe günkü yayında önemli konu başlıklarından olur. Avrupa Merkez Bankası'nın faiz arttırım kararını göreceğiz. Bütün bunlar dünyayı ne etkileyecek? Dolar, euro değerlenirse Bitcoin nereye gidecek gibi bazı endişeler bir tarafta. Öbür tarafta da işte o artık fiyatlandı. Bir direnci kırdığımızda alıp yürüyeceğiz bakış açısı var. Şu an tam top ortada duruyor. O yüzden analiz yapmak için, yeni bir şey söylemek için çok zor bir durumdayız. Seviyeler nedir diye bakacak olursak ben tekrar 20 günlük ortalamanın, ki şu an 20.700 dolarlar seviyesinden geçen 20 günlük ortalamanın bizim direnç seviyemiz olduğunu söyleyebilirim. Çok yakın aslında, fiyat şu an 20.700 dolarlık bir şey var ama o kadar dar bir banttayız ki oraya bile gittiğini görmedik. Destek olarak da aşağıda şimdilik 19.500'ler gibi gözüküyor, yani bir haftadır altına inmediği için. Ama aslında bir daha doğru seviye 18.900 olarak karşımıza çıkıyor. Aşağıda 18.900'ler, ki 19.500'ün altına sararsa zaten stop olmakta fayda olan bir durum olacak. Şimdilik kısa vadede açıkçası haberleri bekliyoruz. Haberlere gelecek tepki mi, alım olursa yüklen, satış olursa kaç gibi bir durum var. Şahsen söylediğim gibi uzun vadeli pozisyonlarım duruyor. Kısa vadeli hiçbir şey alıp satmıyorum. Alıp satmayı da önermiyorum. Boğa sezonunda overtrade, yani aşırı trade yapmak insanı zarar ettirir. Ayı sezonunda trade yapmak çoğu zaman zarar ettirir. O yüzden ben bu piyasanın bu sıkıcı halinde bir yönümüzü bulana kadar hareketsiz kalmayı tercih ediyorum. O büyük mum geldikten sonra açacağız tekrar grafiği karşınızda. Bakacağız bu direnç kırıldı buraya gidecek, bu destek kırıldı buraya gidecek diye. Ama şu anda açıkçası tamamen sıkışmış bir piyasa. Gelecek haberin yönüne göre kendini belirleyecek. Ha, mum şekilleri ve beklentilerim benim biliyorsunuz zaten Eylül'de bir yukarı gidiş beklediğimi söylemiştim. Bu şeyi sağlam atlatırsak 25 bin dolarlara kadar gidebilecek bir bantın açılmasını ben hala bekliyorum ama bu beklenti temenniyi bir teknik olarak bir grafik üzerine oturtmak için en azından Bitcoin'in 20 günlük ortalamasını geçtiğini görmemiz gerekiyor. Umarım ki beklediğim gibi olur, temenni ettiğim gibi olur. Uzun süredir içeride olan ve artık canı sıkılan yatırımcı burada birazcık yüzü güler diyorum. Evet Oytun. Evet. Şimdi tabii aslında yani fiyatta çok bir değişme olmayınca analiz de çok fazla değişmiyor. Yani geçen perşembeden çok da farklı bir şey söyleyemeyeceğim. Çünkü geçen perşembe yayın yaparken de fiyat bu seviyelerdeydi. Hala bu seviyelerde. Ne öldüren ne güldüren bir Bitcoin var karşımızda. Hala güçsüz görünüm devam ediyor. Bırak hareketli ortalamaları 20 bin üzerinde bile tutunmakta zorlanan bir Bitcoin var karşımızda. Açıkçası Bitcoin'i bu hale getiren sebep neyse buradan çıkartacak olan gelişme de o olacak diye düşünüyorum. O da Fed'in faiz artışları. 21 Eylül sürecinde, yani 21 Eylül tarihinde Fed tarafında karar açıklanacak. 21 Eylül'e kadar bununla alakalı söylentiler, dedikodular geldikçe fiyat ona bağlı olarak değişkenlik gösterecektir diye düşünüyorum. Kısa vadeli olarak sana katılıyorum. Yani burada traderların biraz uzak durması gereken bir piyasadayız. İndikatörlere çok aldanmamak lazım. İndikatörler yatay piyasalarda doğru sonuçlar pek vermezler. En azından Bitcoin tarafında bir yukarı yönlü hareketli ortalamaların kırıldığını görmek lazım. O da ilk hareketli ortalaması 21 bin dolar seviyesinde. O da 20 günlük ortalama. Arkasından 22.300 dolarla 50 günlük hareketli ortalaması geliyor. Ama bunu hep söylüyoruz. Piyasalardaki boğa ve ayıp trendleri teknik bir kavramdır. O da 200 günlük hareketli ortalamanın aşılması veya aşağı yönlü kırılmasıyla ölçülür.
200 günlük hareketli ortalama da baktığımızda Bitcoin tarafında şu an 30.800 dolardan geçiyor. Yani Bitcoin tarafında yani orta ve uzun vadeciler için söyleyelim 30.800'ün üzerine çıkmadan bir boğa piyasasından bahsetmek çok güç. Şu aşamada da oraya oldukça uzağız. 21 Eylül'deki takvimlendirmeye bağlı olarak fiyatlanmaların şekillendiğini önümüzdeki süreçte hep beraber göreceğiz diye düşünüyorum. Bir tek buraya şu dip parantezi açabilirim. Ethereum dip parantezi de açabilirim. Şimdi Ethereum tarafında merge yaklaştıkça fiyattaki hareketlilik Bitcoin tarafında etkileyebilir. Ona dikkat etmek lazım. Ben önümüzdeki günlerde Ethereum'da çok volatil bir fiyatlanma bekliyorum. Haberi dedikoduyu al haberi sat mantığında merge yaklaştıkça fiyat gerileyebilir. Bu tarz şeyler de olabilir. Ama bunlar kısa vadeli olacaktır. Çünkü merge tarafındaki gelişmeler Ethereum'u çok uzun vadeli olumlu etkileyecek gelişmelerdir diye düşünüyorum. Peki Altı o zaman yavaş yavaş müsaade isteyelim. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve fikirlerinizi yorum olarak aşağıda belirtmeyi lütfen ihmal etmeyin. Ve tabii ki yeni kanalımıza abone olmayı da açıklama kısmının en yukarısına linki bıraktık. İhmal etmeyin. Diğer videolarda görüşmek üzere bol arkadaşlar. Evet, bizi Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz.